arkadaşlar. Bu dersimizde Blender'da basit bir orman nasıl oluşturulur bunu öğreneceğiz. Ormanımızı oluşturmak için öncelikle ağaçlara ihtiyacımız olacak. Ağaçları oluşturabilmek için MTree eklentisini aktif hale getirelim. Bu eklentiyle ilgili daha önce bir dersim olmuştu. O dersime göz atmanızı tavsiye ediyorum. Evet varsayılan ayarlarda bir ağaç oluşturalım. Cycles render ayarlarında filmde transparent'ı alalım. Ayrıca bir environment texture yani çevre dokusu ekleyelim. Uygun bir kamera açısı belirledikten sonra Ctrl B ile render edilecek alanı belirleyelim. Ardından Crop to Render Region diyelim. Cycles'ta varsayılan değerlerde bir render alalım. Bu render sonucunu RGBA değerini aktif hale getirerek kaydedelim. Ağaç özelliklerini değiştirerek veya Randomize Tree ile yeni bir ağaç şekli oluşturabiliriz. Yeni oluşturduğumuz ağacı da render edip aynı şekilde kaydediyoruz. Yeni bir sahne oluşturuyoruz ve render ettiğimiz ağaçları Images as Planes eklentisiyle içeri aktarıyoruz. Ağaçları seçtikten sonra materyal ayarlarından Shadeless'ı seçip içeri aktarıyoruz. Ağaçların ikisi de seçiliyken edit moduna geçiyoruz ve bu ağaçları Y eksen çizgisinin üzerine taşıyoruz. Böylece bu iki ağacın orijini Y ekseni üzerinde olur. Bir düzlem nesnesi ekleyip ölçeklendiriyoruz. Subdivide edip kesik sayısını 50 olarak belirliyoruz. Mesh transform randomize ile yüzeye biraz pürüzlülük ekliyoruz. Partikül ayarlarına geliyoruz ve bir partikül oluşturuyoruz. Partikül davranma şeklini hair yani saça alıyoruz. Saç uzunluğunu da belirliyoruz. İki ağacı seçiyoruz. M'ye basarak bunları yeni bir koleksiyon içerisine atıyoruz. Bir isim verip OK diyoruz. Partikül ayarlarında render as'i collection'a alıyoruz. Koleksiyon olarak daha önce oluşturduğumuz trees koleksiyonunu seçiyoruz. Scale değerini artırarak ağaçlarımızı görüntülüyoruz. Ağaç büyüklüklerini rastgele bir hale getirmek için değeri değiştiriyoruz. Partikül sayısını artırarak ağaçlarımızı da artırıyoruz. Evet görüldüğü üzere resimlerden oldukça basit bir ormanlık alan oluşturmuş olduk. Dilerseniz ağaçları istediğiniz alana da yerleştirebilirsiniz. Bunun için Weight Paint alanına geliyoruz. Ve bu alanda bir çizim yapıyoruz. Partikül ayarlarında Vertex Grup bölümünde Density'den grubu seçiyoruz. Böylece ağaçlar sadece çizilmiş olan bölümde bulunacaktır. Evet sonucumuzu görüyoruz. Ağaçların daha yoğun gözükmesini isterseniz düzlem nesnelerini çoğaltıp belli bir eksende döndürebilirsiniz. Böylece daha az partikül sayısıyla daha yoğun görünümlü ağaçlar oluşturabilirsiniz. Ağaçların bulunduğu zemin içinde bir doku ekleyebilirsiniz. Son olarak bir kamera animasyonu oluşturursunuz ve bu animasyonu dilediğiniz formatta dışarı aktarabilirsiniz. Evet dersimizin sonuna geldik. Sonraki Blender derslerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıklı kalın ve mutlu kalın.